yağışlıdır. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Bitti, bu kadar. Bunlardır yağışlı şeyi. Özellikle Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Bu 4 ay çok üst durumda kar alanı. Yani oldukça özellikle 2020'li yıllardan sonra yeniden böyle bir hani mini buzul çağı deriz biz, yani bir mini soğumaya gireceğiz dediğimiz bir dönem vardı. O dönem bu dönem ve özellikle Ağustos ve Eylül ayından sonra zaten bekliyorduk bu kar alanlarının daha çok genişleyeceğini Kuzey Kutbu'nda ve bu gerçekleşti. Kasım ayı itibariyle son 56 yılın en geniş alana yayıldı bu Kuzey Kutbu'ndaki kar alanları. Bunlar Amerika'nın en yetkin kuruluştan olan Ulusal Atmosfer ve Deniz ve Okyanusal Deniz Dairesi'nin verileridir bunlar. Yani şu anda dünyanın en yetkin kuruluşları bunlar. Ve beklediğimiz bir olaydı bizim bu. Ama şu var, tabii soğukluk demek, kuraklık demek. Buzulağın yaklaşık 39-40 milyon kilometre kareden Kasım ayında bu 41 milyon kilometre çıktı ve rekor kırıldı. Bu son 56 yılın en büyük rekoru bu. Küresel ısınma çağındayız biz. Evet, küresel ısınma çağındayız ama zaman zaman böyle bir araya mini soğuma dediğimiz bizim dönemler girer ki bu 2000'li yıllardan beri zaten beklediğimiz bir olay. Şu anda zaten bizim ekonomik krizin, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin asıl nedeni zaten bu soğuma zaten. Örneğin geçen sene Mart ayında ortalama 7.1 iken, yani Türkiye ortalamasından bahsediyorum, 3.7 derece daha düşük geçti. Yani 4.1'e düştü. Yani çok ciddi bir soğuma bu. Yani muhteşem bir soğuma ve sonuçta ne oldu? Hiç yağmadı. Bakın Kasım'ın sonunda başladı yağmurlar yağmaya. Hiç yağmadı. Ve kuraklık demek. Kuraklık olunca ne demek? Barajların boşalması demek. Enerjinin sıfırlanması demek. Gıdanın oldukça azalması demek ve pahalanması demek ki Dünya Gıda İndeksi geçen sene Mayıs ayında tüm rekorları kırdı. Enerji diyoruz. Barajlar boşaldı kuraklık olunca. Ne yaptık biz? %26'dır bizim Türkiye'nin HES'lerden, hidroelektrik santrallerden sağladığı enerji. %10'lara düştü. Bu %16'lık farkı biz bu sefer parayla almak zorunda kaldık doğalgaz ve petrolden. Peki bir tek biz değil, tüm dünya doğalgaz ve kömüre saldırdı. Bir anda kömürün fiyatı 50 dolardan 400 dolara çıktı. Doğalgazın fiyatı yaklaşık 120'den 1400 dolarlara çıktı. Petrol 25 dolarlardan 100 dolar bandına geldi. Yani dünyada yaşanan ekonomik krizin nedeni kuraklık, bu soğuma nedenidir. Yani bunun yapılması gereken şey bizim ülkemiz açısından kesinlikle suyumuzu çok dikkatli kullanacağız. Yani suyu hep söylüyoruz, barajlardan kesinlikle kapalı ortamda su gelecek, tarlalara verilecek ve bu şekilde %65 gibi bir tasarruf edeceğiz. Öncelikle barajlardan söz edelim. İçme suyu olarak, kullanma suyu olarak şehirlerdeki kanalizasyon ve yağmur suları ayrılacak. Yağmur suları yeniden barajlara gönderilecek, basılacak. Enerji, gıda olarak tarım ürün desenlerini kesin devlet belirleyecek. Yani nerede ne ekileceğini bu önemli, özellikle bu dönemlerde devlet karar verecek. Yani hesabı kitabı yapacak, ona göre yapacak. Yani aslında biz bunlar hep yapmamız gereken şeyler. İleride kuraklığı falan beklememiz de gerekmiyor. Barajlarımız %100 dolu olsa dahi suyumuzu çok dikkatli kullanacağız. Çünkü kuraklık işte geldi mi her şeyi birden vuruyor. Ve dünyadaki ekonomik krizin şu anda ana nedeni bu. Evet, Rusya-Ukrayna savaşı biraz daha tuz biber oldu ama gerçek nedeni bu. Beyaz olan kısım karlı kaplı olan kısım, sarı olan kısım da buzullar. Yani iki tane farklı şey var orada. Şu anda bu karlı olan kısım son 56 yılın maksimumu. Yani rekorunu kırdı bu ay, Kasım ayı olarak. Rekor kırıldı. Bundan sonra da Aralık ve Ocak'ta da kırılması doğal olacak. Yani Aralık ve Ocak ayı rekorları da kırılacağı düşünülüyor. Her zaman. Her zaman var bu soğumalar. 92 yıllara bakın, Türkiye ilk defa dışarıda elektrik satın aldı. Çünkü bütün barajlarımız boşaldı bizim. 2008-2003 havuzlarından sular çalındı yani. O kadar ciddi. Buğday fiyatları 4'e katlandı. Kömür 200 dolara çıktı. 2008'de de kömür fiyatları aldı başını gitti. Yani